söylemiş olduğunuz yani sorunun içerisindeki ifadeleri Dışişleri Bakanı bugün birazcık olsun buna yakın şeyler söyledi. Yani PYD meselesinin Türk-Amerikan ilişkilerini bozacak bir mesele haline dönüşmesine izin vermeyeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Ama ben bu şekilde Amerikan siyasetinin özellikle Suriye ekseninde YPG üzerinden yeniden kurgulanmaya çalışılma stratejisinin Türk-Amerikan ilişkilerini son derece riske eden bir durum ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin de buna fit olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin böylesi bir Amerikan siyasetinin devamına yönelik tavrının bu şekilde devam ettiği sürece çok da yanaşacağını düşünmüyorum. Yani dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri belki de son dönemlerin en önemli testlerinden bir tanesini geçiriyor. Yani o dayanıklılık testlerini geçiriyor. O zaman ya bu meselelerin aşılmasına ihtiyaç var diyorsunuz. Ya bu meselenin aşılmasına ihtiyaç var. Ancak buradaki aşılma biçimi Türk-Amerikan ilişkilerinin bizim önceki tarihsel seyrinde görmüş olduğumuz durumlardan farklılık arz ediyor. Yani şöyle ki Türk-Amerikan ilişkileri bugüne kadar inişli çıkışlı seyirleri hep gösterdi. Yani 1 Mart çok önemli bir kırılmaydı. Daha sonrasında Süleymaniye'deki çuval hadisesi bambaşka bir kırılma ortaya çıkardı. Bush dönemi politikaları Türkiye'yi çok zora sokmuştu o anlamda. Bu inişli çıkışlı seyirden sonra Obama döneminin ilk özellikle evresinde birden iki temel kavramla birlikte tartışmaya başladık Türk-Amerikan ilişkilerini. Bir tarafta stratejik ortaklık, bir tarafta da daha sonrasında işte Obama'nın o Mısır'daki konuşmasıyla birlikte başlayan belki ve şeye gelen Mısır'a gitmeden önce Türkiye parlamentosunda konuşma yaptığı o dönemi hatırlarsanız model ortaklık tartışmalarını yapıyorduk. Dolayısıyla bir çıkış trendi yakalamıştı. Ancak daha sonradan özellikle Suriye iç savaşının derinleşmeye başlamasıyla birlikte bir tür inişe doğru geçmeye başladı. Ama buradaki soru şu, acaba şu anda Amerika ile Türkiye arasındaki bu sorumlu alanlar, sorumlu gibi gözüken alanlar stratejik bir farklılığı mı ifade ediyor? Yani iki merkezden bakıldığında yoksa taktiksel bir farklılığı mı ifade ediyorum? YPG meselesi, Amerika'nın YPG'ye desteği meselesi sanki taktiksel düzeyden stratejik düzeye doğru bir ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Şimdi şey önemli. Şimdi dolayısıyla bir yani 100 yıllık belki de bir şeyi olan, geçmişi olan Türk-Amerikan ilişkileri. Yani Türk-Amerikan ilişkileri sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte başlamıyor. Ondan önce de bir tarihi var. Dolayısıyla böyle bir ilişkide ve Soğuk Savaş gibi önemli bir dönemi geçirmiş iki ülkenin ilişkisi stratejik düzeyde ayrışmaya giderse bu iki ülkenin bir aradalığını, bir arada durmasını ne kadar mümkün kılacak? İşte asıl soru bu. Yani Türkiye'nin bakış açısıyla ele alındığında bu mesele yani sadece Türkiye'nin ötesinde Türkiye ile Amerika'nın arasındaki bir farklılık olarak ortaya çıkmıyor. Doğrudan doğruya Türkiye'nin ulusal güvenliğinin altını oyan bir meseleye dönüşüyor. Amerika bu ziyaret peki derde deva olmaz mı? Olmaz. Ya daha yani önce şöyle karşılıklı ki, Washington'dan ve Ankara'dan açıklamalar geliyordu ama şimdi yüz yüze bir şeyden, yani bir şeyden bahsediyoruz. Hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam Büyükelçisi bundan en son herhalde sonra da Obama'nın Suriye özel temsilcisini yapan Robert Ford bu meseleler daha yeni yeni tartışılmaya başlarken şöyle bir ifade kullanmıştı. Washington'da herkes PKK ile YPG, PYD arasında hiçbir fark olmadığını biliyor demişti. Biliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir farkı Obama da biliyor. Ve diğer kurumlardaki bütün insanlar bu farkı biliyor. Ancak bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından politik bir tercih olduğu, hatta stratejik bir tercih olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye içeride Suriye'nin bazı yerlerine benzeyen bir savaşı yürütürken PKK terör örgütüne karşı bu terör örgütünü hem lojistik olarak destekleyen hem insan aynı havuzu kullanan bir iki tane terör örgütünden bahsediyoruz. Yani terörist savaşçılar olarak baktığımızda böylesi bir doğrudan bağlantının olduğu bir yerde Amerika ile farklılık artık stratejik boyuta ulaşıyor. Dolayısıyla Türkiye burada şöyle bir tercih yapacak ya da şöyle bir politika opsiyonu var önünde. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ni bu konuda zorlayacak ve YPG-PYD konusunu onu bir taraftan yapıyor, zorluyor. Ama burada önemli olan şu, zorladığınız zaman alacağınız şeyler neler, sonuçlar neler? Tepkiler. Yani işte mesela Biden'la veya Dışişleri Bakanı'yla görüşmesinde Erdoğan'ın McGurk de vardı orada.
Evet. McGurk geçen hafta Kobani'de işte eski bir HPG'li, dolayısıyla PKK'lı bir komutanlık yapmış birinden plaket aldı 3-4 hafta önce. Yani Obama'nın Suriye özel temsilcisinden yani bahsediyoruz. Resim çok karmaşık bir resim haline geliyor. Dolayısıyla burada Türkiye ne kadar alacak? Ve alamadığı durumlarda kendisi bu YPG politikasını, PKK ile mücadele politikasını nasıl sahada devam ettirecek? Yani burada ciddi bir ayrışma da ortaya çıkabilir. Yarın öbür gün mesela TSK'nın bir açıklaması vardı. İlginç. Cerablus hattını geçmesi durumunda YPG'nin karşılık vereceğimizi ifade etti. Biz bunu diplomatik olarak ifade ediyorduk bugüne kadar. Ama bugün TSK şeyinden geldi böyle bir açıklama. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. Dolayısıyla şöyle bir resim var. Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi DAEŞ'e karşı desteklerken aynı zamanda ılımlı muhalefeti desteklediği, CIA ile ılımlı muhalefeti desteklediği aktörlere karşı YPG savaşıyor. Kendi müttefiki de kendi desteklediği YPG'ye karşı savaşıyor. Yani Amerika için de çok kötü bir resim var. Yani bunların ortaya çıkma, niye bu durum ortaya çıkıyor? Bu durumun ortaya çıkma sebebi Amerika içerisindeki dış politika veya bu politikaları oluşturan erkler arasındaki mücadele. Evet. Yani bu meseleyi özellikle Dışişleri Bakanlığı ekseninde daha farklı ifade edildiğini biliyoruz. Yani Obama'nın YPG politikasının veya Suriye politikasının özellikle Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından belirleniyor olması ve dış politikanın Beyaz Saray özelinde merkezileşmesi. Yani Obama büyük ölçüde Dışişleri Bakanlığı'nı dışarıda tutan, kenarda, çeperde tutan bir dış politika anlayışına sahip. Hatta öyle iddialar var ki, yani Obama'nın o 2013'teki kimyasal saldırıdan sonra müdahale kararından vazgeçiren erkin de bu cenah olduğu söyleniyor. Hmm. Dışişleri Bakanlığı, çünkü Hillary Clinton'ı falan hatırlarsanız, evet. Hatta bunu günlükle şeylerinde de yazdı, daha sonradan yayınladığı bir kitapta. Dolayısıyla Amerika içerisinde başka bir şeyler oluyor. Amerika içerisinde başka şeyler olurken ve Obama'nın da hali hazırda çıkış kapısına doğru yaklaştığını da düşünürsek, yani bu konuda Türk-Amerikan ilişkilerinin özellikle YPG eksenindeki politikasında şimdilik büyük bir değişiklik beklemek çok mümkün olmayabilir.